İsmim Sevgi Öntürk. 97'de Sağlık Spor Kulübü içinde estetisyen olarak sektöre girdim. Güzellik bakımlarının, vücut bakımlarının yanı sıra ayak ağrılarından şikayetçi olduğum için kendimde refleksolojiyi öğrenmeye karar verdim. Faydalarını gördükten sonra bu alanda uzmanlaştım. Uygularken tabii ki öğreticiliğim de var. Resmi anlamda da öğretme yetkisine ustalık belgesini de bu yüzden aldım ki daha çok kişiye bu teknikleri öğretelim, paylaşalım. Çoğunlukta avuç içi ve ayak tabanından kulak ya da yüz, baş ağrıları da olabiliyor. Dokunma ve masaj teknikleriyle uygulanan bir şifa sanatıdır. Evet, niçin yapılıyor? İnsan bedenini İnka döneminde Kızılderililer biliyorsunuz her şeyi keşfedenler doğayla bütüncül yaşadıkları için doğada hayvanları izleyerek maymunlar hastalandıklarında birbirlerinin ellerini ayaklarını ovalıyor. Bunları insanlar da taklit ediyor. Bakıyorlar ki etkileşim var ve enerji hatlarını keşfediyorlar. Ayakta bir noktaya dokunduğunda kulağını ovalıyor ya da onu bağlantıyı buluyorlar ve enerji meridyenlerimizi buluyor Kızılderililer. Bundan 5000 yıl sonra da o enerji hatları üzerinde Çinliler tetik noktaları keşfediyor ve akupunkturu buluyorlar. Yani iğne batırarak o enerji kanalında sıkışan gazı bizim statik elektriğimiz, yani şu stres denilen olayda vücudun ürettiği laktik asitler ve gaz olayını akupunktur iğne batırarak bunun bir de iğnesiz olanı akupresör. Yani benim yaptığım aslında akupresör parmak basıncıyla iğnesiz akupunktur gibi o sıkışan enerji hattını açınca kişi şifalanıyor, rahatlıyor. Benim tavsiyem önce kendi bedenimizi bir keşfetmeliyiz. Yani vücudumuz bize en güzel armağan ve bir hayatımız ve kısa bir hayatımız var ve çok değerli. Onu sağlıklı tutmalıyız ve tanımalıyız nasıl bir işleyişi var. Ben kendime başım ağrıdığında bir noktama bastığımda ya da şu şekilde kendime birkaç bası yaptığımda ya da şöyle yaptığımda bir rahatlık hissederim ve kendimi çözebilirim. Böyle bir sistem var ve benim bunun işleyişini bilmem gerekiyor. Anatomimizi bilmemiz gerekiyor. Yani şöyle özetleyeyim. Sağlıklı kalabilmek için, refleksoloji, sağlıklı kalabilmek için hayatımıza dahil etmemiz gereken, gerek kendimiz, gerekse bir başka arkadaşımız ya da bir uzman dokunarak, bu teknikleri uygulayarak sağlığımıza katkıda bulunabilir. Şimdi ilk tespitte, yani tanışma amacıyla bende bir huzursuzluk var ya da sebebini bilmiyorum, bir sıkıntım var diyerek geliyor. Ya da hiçbir şey yok merak edip geldiğinde bedenin nasıl işlediğiyle tanışıyor. Benim için de çok heyecan verici oluyor. Dokunduğum her yeni beden yeni bir yolculuğa çıkmak gibi oluyor. Çünkü onun dolaşım ve boşaltım sistemini, nerede bir tıkanıklık var ya da neden bir rahatsızlık oluştu. Bunun kaynağını buluyoruz. Ve sağaltma deniliyor. Aslında masaj tekniğiyle enerji hattındaki sıkışmış enerji bir başka enerji. Bu dokunmanın önemidir. Çekersiniz. İşte insan bedeni birbiriyle dokunarak yaptığı bir enerji alışverişidir bu. Tespit yapılır. Verdiği reflekse göre karaciğer noktasında uyarı geldi. Karaciğerin nasıl? İşte ya da mide noktasında refleks gösterdi. Buradan tespitler yapıyoruz. Sonrasında da bir kür gibi 4 seans, 6 seans, yani haftada 2, eğer çok ağrılıysa haftada 2 gün aşırı başlayıp süreyi tekrar haftada 1 ve 15 gün ara, ayda 1 yavaş yavaş nasıl ki bir ilaç alıyorsunuz onun dozunu azaltır gibi iyileşme bu şekilde izleniyor tarafımızda. En çok son dönemde lenf sistemi, yani ödemler oluyor, ayaklar şişiyor, yürüme güçlüğü oluyor, dizler bükülmüyor, kireçlenme başlıyor. Sporcularda aşırı spor yapıldığında ya da aşırı zorlandığında vücut ağır taşımalarda, ev hanımlarımızın çok aşırı ev işi ya da el işi yaptıklarında tendonların araları, yani o kirişlerin altındaki kasların içinde laktik asit birikiyor. Yorgunluğa bağlı kalsiyum tuzlarıyla birleştiği zaman işte o kulunç denilen sertlikler oluşuyor. Basitçe şöyle diyorum, yani o kalsiyum tuzlarımızı biz kaya tuzu haline getirmeyelim. Sofra tuzu halindeyken lenf sistemi kolayca üre olarak böbreklerimizden idrar yoluyla atıyor. Dolayısıyla biz ödem olmuyor vücutta ve birikmiyor. Her ailede nasıl bir psikolog gerekli, o kadar önemli örnek veriyorum. Refleksolog, yani bu teknikleri bilen bir aile ferdi olması taraftarıyım. Bunun için çaba sarf ediyorum. Olabildiğince çok kişiye ulaşmalıyız.
ki hastanelerden, ilaçlardan ve sorunlardan uzak kalalım ve kendi içimizde çözelim.